Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün bana özellikle çok fazla istek gelen bir makyajı çekeceğim. Aslında hem TikTok hem de Instagram için çekmiştim. Uzun halinde YouTube'a koyar mısın diye çok fazla soran oldu. Bir yandan da geçen senenin makyaj favorilerini çok merak edenler var. İkisini bir videoda birleştireyim istedim. Çok fazla vaktim yok bu aralar. Kısa videolara birazcık daha ağırlık vermiş durumdayım. Hem editlemesi daha kolay, benim daha az vaktimden çalıyor. Hem de daha fazla kişiye ulaşıyor bu videolar. YouTube videoları eskisi kadar izlenmiyor, siz de fark ediyorsunuz. Ama uzun video izlemeyi seven bir kitle de var. Onlar için de bu videoyu çekmek istedim. Geçen sene keşfettiğim, çok sevdiğim makyaj ürünlerinden de bahsetmek istiyorum. O zaman dudak yağımla başlıyorum. Bunu geçen ay aldım aslında. O yüzden sanırım evet, favoriler arasında girdi diyebilirim kesinlikle. Özellikle böyle dudağın rengini değiştirdiği için çok hoşuma gitti benim. Gerçekten böyle yapış yapış bir yapısı yok, incecik bir dokusu var. Çok çok beğendiğim bir ürün oldu. NYX'inkini de çok beğeniyorum. Onu da çok severek kullandım. Ama bunun bu renk verme özelliği bir tık daha fazla hoşuma gitmiş olabilir. Ve bu daha uygun fiyatlara bulunabiliyor. Şimdi bazlara gelirsek, birkaç tane baz var elimde. Aralarında muadil olanlar da var. O yüzden bu kadar çok var. Geçen bir muadil makyaj videosu da çekmiştim. Oraya da bakabilirsiniz. Orada hani yapılarını, yüzümde duruşlarını gösteriyorum. Örneğin geçen videoda bu ikisini göstermiştim. Milk'in Hydro Grip Primer ile NYX'in Plump Right Back Primer'ı. Bence muadil. NYX'inki bir tık daha fazla hoşuma gidiyor benim. Çünkü onun hani milk kadar yapış yapış bir hissi yok. Gayet başarılı nemlendiren ürünler. Eğer cildim böyle nemli de olsun istiyorum diyorsanız kesinlikle bunlar çok iyi tercihler olacaktır. Şunu da eklemek isterim. Bunları çok fazla uygulamayın. Çünkü çok fazla uygularsanız makyajın ayrışmasına neden oluyor. Az miktar. Gerçekten az bir miktar kullanmanız yeter. Ve kuru bölgelerinize geçebilirsiniz. Eğer benim gibi böyle aydınlatıcı özellikli bazlardan hoşlanıyorsunuz, o zaman bu ikisi favorim oldu. Aslında bir tane cilt serumu diye geçeyim ama bence bu baz olarak kullanabilirsiniz. Çünkü içerisinde pigmentler var gördüğünüz gibi. Ben bu kadar pigmentli bir şeyi cilt serumu diye sürmem açıkçası. Birisi Physicians Formula'nın bu Spotlight aydınlatıcısı. Bunu da ben aslında başka bir muadil videosunda Charlotte Tilbury'nin Flawless Filter ürününe muadil olarak göstermiştim. Gerçekten beğeniyorlar. Hatta bu daha parlak bile bitişi diyebilirim. Physicians Formula yani. Ve Pastel Glossy Glow Skin Serum. Skin Serum diye geçiyor ama ben de dediğim gibi bu aydınlatıcı baz olarak kullanıyorum ben. Bir de fazla parfümlü geliyor bana bütün yüze kullanmak için. O yüzden sadece böyle hani aydınlatmak istediğim yerlere geçiyorum. Bu arada bence S markasının Glow Super Gel Star Glow ürününe muadil. Onu da söylemek istiyorum. İkisi gerçekten çok beğeniyor yanakta. Hatta bir tarafa bunu, bir tarafa bunu sürelim görüntüde. Daha önce göstermedim çünkü. Hem yapıları hem de renkleri benziyor bence. Şöyle parmaklarımla dağıtıyorum ben. Cilde çok güzel bir parlak veriyor gördüğünüz gibi. Islak görünüm veriyor daha doğrusu. Bu tarafı da yapalım. Bunların yapıları gerçekten benziyor bence bu arada. Hatta şunu söyleyebilirim. Bu daha ıslak duruyor. Bilmiyorum, fark ediyor musunuz? Bu böyle birazcık daha inci parlaklığı verirken bu bayağı ıslak ıslak duruyor. Öyle bir fark var ama genel olarak çok benziyorlar diyebilirim kesinlikle. Dokuları da benziyor. Bu marka Türkiye'de satılmıyor. O yüzden güzel bir muadil bulduğumuzu düşünüyorum. Şimdi fondöten ve BB kremlere geçelim. Şimdi arkadaşlar ben dev bir fondöten dosyası çektim biliyorsunuz orada. Orada çok fazla üründen bahsediyorum ve sanırım çok fazla ürün olduğu için de yine çok kafa karışık oluyor hangisinin favorim olduğuna dair. Ama tabii hani bir sene boyunca en çok hangi fondötenleri kullandım, onlardan bir kısaca bahsetmek istiyorum. Pahalı olanla başlayacağım bu arada. Yine geçen videoda aslında bunları yan yana göstermiştim yüzümde, cildimde. Gerçekten duruşları, renkleri neredeyse birebir aynı. Çok benziyorlar. NARS'ın yeni çıkardığı fondöteni. Gerçekten çok başarılı bir nemli bitişli fondöten. Buna muadil olarak da Revolution'un Body Veil fondötenini kullanmıştım. Hatta işte bir önceki videoya bakabilirsiniz. Bunların yüzümde duruşlarını görmek için gerçekten muhteşem fondötenler. İkisi de çok güzel bence. Bunu vücuda da uygulayabiliyorsunuz. İkisi oldukça dayanıklı diyebilirim. Eğer sabitlerseniz oldukça uzun süre ciltte kalan fondötenler. Eğer mat fondöten seviyorsanız o zaman iki tane önerim olacak. Bir Revolution'un In Real Life Filter fondöteni. Gerçekten çok başarılı bir fondöten. İnce yapılı ve eğer cildinizi iyi nemlendirirseniz, iyi hazırlarsanız ciltte kusur da belli etmiyor. Bir de Maybelline Fit Me. Ben bunu da çok beğeniyorum gerçekten. En beğendiğim, en çok kullandığım fondötenlerin başında geliyor. Eğer daha böyle satan mat bitişli ürünler arıyorsanız bu ikisini beğenebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir tane daha üründen bahsedeceğim. Bunu da çok severek kullandım çünkü ve çok fazla makyajımda gördüğünüz aslında. Hem YouTube'da hem de Instagram'da makyaj videolarımda. Revolution'un Conceal and Define fondöteni. Gerçekten çok başarılı bir fondöten. Bu da bir sürü cilt tipine uyum sağlayabilecek bir fondöten aslında. Kuru ciltliyseniz de kullanabilirsiniz. Yağlı ciltliyseniz de kullanabilirsiniz. Böyle cilt
gibi saten bitişli diyebilirim bunun için. Çok güzel bir duruşu var ciltte. Çok güzel bütünleşiyor. Gözenek görüntüsü belli etmiyor. Benim çok beğendiğim bir fondöten bu da. Bunlar dediğim gibi beğendiğim fondötenler ama en çok hangi fondöteni kullandığımı göstereceğim size şimdi. Kiko'nun Liquid Skin fondötenini çok fazla kullandım bu sene. Yani Kiko'dan aslında beğendiğim bir sürü fondöten var. O videoda da anlatmıştım. Ama en çok bunu kullandım. Çünkü en böyle cilt gibi duran, en böyle ciltle bütünleşen ve hem günlük kullanıma uygun olan hem de böyle gece makyajlarına uygun olan bir fondöten bence bu. Formülasyonu incecik su gibi ama gayet iyi bir kapatıcılığı var bence. O yüzden sanırım bu sene bir tane fondöten seçecek olsam bunu seçerdim. Hatta şimdi bunu uygulayacağım. Bu arada BB krem olarak neleri beğendim diye sorarsanız. İki tane ürün var elimde. Çok fazla elimin çok sık gittiği ürünlerden bahsediyorum şu an. biri Wet n Wild'ın bu Tinted Hydrator ürünü. Bence muhteşem bir renkli nemlendirici bence. Ve bir renkli nemlendiriciye göre çok iyi bir kapatıcılığı var. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Çok çok başarılı bir ürün. Bu da mesela sabitlenirse yağlı ciltler bile kullanabilir diye düşünüyorum. Oldukça da uzun süre dayanan bir ürün bence. Bir de Puritan'ın BB kremini ben çok çok beğendim gerçekten. Bu sene çok fazla kullandım. İki rengi var bende. Genelde bu ikisini karıştırıp kullanıyorum ama bir süre sadece 21 rengini kullandım. Biraz gri geliyor göze ama ciltle çok güzel bir şekilde bütünleşiyor. Bunları hatta yedeklerim, içerik listelerimde çok beğeniyorum çünkü ve hani günlük olarak çok kurtarıcı oluyor kesinlikle. Onu söyleyebilirim. Şimdi Kiko'yu uygulayalım. Bildiğin gibi ben bu sene çok fazla spatula kullandım. Bu YouTube'da çok fazla görmemiş olabilirsiniz ama Instagram'daki neredeyse son videolarımda bununla uygulama yaptığımı gösterdim size. Şimdi normalde fondöteni elime sıkıp elimden alıp o şekilde uyguluyorum ama bu çok sıvı bir fondöten gördüğünüz gibi. O yüzden bunu bu şekilde cilde yayıyorum. Bunu bu arada Koreli makyaj artistlerinde görmüştüm ben ve Kore'ye gittiğimde de alma şansım oldu. Yani bahsettikleri markayı alma şansım oldu. O kadar sıvı ki elime damlıyor gördüğünüz gibi. Spatula ile uygulamak çok mu fark ettiriyor derseniz bence gerçekten fark ettiriyor bu arada. Çünkü çok ince bir şekilde yaymanıza yardımcı oluyor. Sonrasında gene hani süngerinizle üstünden geçebilirsiniz. Ama fırça genelde iz bırakıyor ve biraz daha kalın uyguluyor spatula'ya göre. Dolayısıyla gerçekten haklı sebeplerle kullanıyorlarmış yani. Hani videoda iyi gözüktüğü için falan kullanıyorlar diye düşünüyordum ben ama gerçekten işe yarayan bir teknikmiş yani. Onu görmüş oldum. Ülkemizde sanırım bu tarz bir makyaj spatulası sadece Inglot markasında var. Ve biraz fazla pahalı bence. Fakat biliyorsunuz bir şey çok ünlü olduğu zaman hemen markalar yapmaya başlıyor. O yüzden eminim bu da popülerleşecek şeylerden bir tanesi. Çünkü TikTok'ta çok fazla görüyorum bunu özellikle. Gerçekten yani bu fondöteni çok beğeniyorum ya. Yani iyi ki keşfetmişim dediğim ürünlerden bir tanesi oldu bu sene. Şimdi kapatıcılara gelelim. Aslında bir sene bir sürü kapatıcı denedim. İstiyorsanız bir kapatıcı dosyası da gelebilir. Fondöten dosyası gibi. Şimdi tek tek hani yüzümde gösterebilirim. Pahalı ürünler çoğunlukla maalesef bu kategoride. Hani biraz sanırım zevkim değişti kapatıcı konusunda. Hepsinden tek tek bahsedeyim diyor. Forever Skin Correct. Gerçekten çok başarılı bir kapatıcı bu. Ben bunu çok sevdiğim bir YouTuber'ın videolarında görüyordum sıklıkla. En sevdiği kapatıcı olduğundan bahsediyordu. Hakikaten övüldüğü kadar varmış. Ciltle böyle tamamen bütünleşiyor ve kapatıcılığı da oldukça iyi. Yoğun yapılı bir kapatıcı değil ve ciltle çok güzel bütünleşiyor ve karışıklıkları da dolmuyor. Çok yani eğer böyle hani yaşınız böyle 35 üstüyse ve karışıklık problemi yaşamaya başladıysanız çok seveceğini düşünüyorum. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Yine diyorum Backstage kapatıcısını da ben beğeniyorum. Bunu daha çok günlük kullanım için uygun buluyorum. Hani böyle gece makyajlarında kullanmıyorum. Kapatıcılığı çok yüksek değil çünkü. Ama bu da çok doğal bir görünüm sağlıyor gerçekten. Bunu bazen bütün yüze geçip dağıtıp çıktığımda oluyor. Hani BB krem kullanmama gerek kalmadan. Nars'ın Radiant Creamy Concealer'ını ben geçen sene deneme şansı elde ettim. Gerçekten çok güzel bir kapatıcıymış bu. Fakat bunun muadili var aslında. Revolution Pro'nun Radiant Under Eye Concealer'ı çok benziyor. Yapı olarak da çok benziyor. Hatta bu bir tık daha nemli bitişli diyebilirim Revolution Pro yani. Bulursanız kaçırmayın derim. Özellikle böyle nemli bitişli gözaltı kapatıcılarını seviyorsanız bunu da kaçırmayın bence. NYX'in Bare With Me kapatıcısını da ben çok beğendim bu arada. Fakat bu herkese uygun olmuyor. Gördüğüm kadarıyla bundan şikayet edenler de var. Yani işte oturmuyor cildime falan şeklinde. Fakat ben bir problem yaşamadım. Benim çok problemli göz altlarım yok. O yüzden o nemli bitişi hoşuma gitti. Ben severek kullandım. İki rengi var bende. Ama şimdi göstereceğim iki ürünü çok daha fazla kullandım. Sebebi de ikisinde de SPF koruması olması. O yüzden yazın en çok elim bunlara gitti. Yani SPF koruması da var ya çevresinde korun mantığıyla daha çok bunları kullandım. The Same markasının Cover Perfection Tip
concealer'ı. Bir de I Am Annie Cover Tip Concealer'ı. İsimleri çok benziyor gördüğünüz gibi. Yapıları da bence benziyor. Ve ciltte duruşları da benziyor. Bunlar daha mat bitişli kapatıcılar. Ve daha yoğun öğütücülük sağlayan kapatıcılar. Üstelik SPF koruması da içeriyor dediğim gibi, o yüzden. Özellikle yazın kurtarıcı oluyorlar bence. Son olarak bir üründen daha bahsedeceğim. Çünkü bunu da çok kullandım. Özellikle göz hatlarımın çok iyi olmadığı dönemlerde. Bazen iyi olmuyor gerçekten uykusuzluk sebebiyle. Golden Rose'un şu concealer paletini çok severek kullandım. Gayet güzel bir yapısı var. Özellikle şu iki rengi çok kullandım. Benim hani istediğim renkler bunlar olduğu için. Şu şeftali rengi özellikle göz altındaki mavi, mor renk düzensizliklerini kapatmak için kullandım. Yeşil olan da özellikle yanaklarım, burun kenarlarım çok kızarık olduğu zaman kullandım. Sanırım Golden Rose'un bir de kalem şeklinde corrector ürünleri de var. Onlara da bakacağım. Çünkü bu palette işte her renge ihtiyacımız olmayabilir. Fakat yüzünde çok fazla renk düzenledikleri olan kişiler için çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Bugün diğer uygulayacağım ben. Bir tık daha açık bunun rengi gördüğünüz gibi. Bu arada dünkü makyajımda Notum BB concealer'ını kullanmıştım. Çok başarılı bir kapatıcı bence. Fakat onu geçen sene keşfetmedim. Hani burada anlattıklarım geçen sene keşfettiğim ürünler. Belirtme ihtiyacı hissettim. Neden bir üründen bahsetmiyorsun diye diyecek olanlar olabilir çünkü. Krem kontür ürünlerine gelelim. Benim biliyorsunuz en sevdiğim ürün diyebilirim sanırım bunun için. Fenty'nin Ember Stick ürününü gerçekten çok beğenerek kullanıyorum. Yani en sevdiğim kontür ürünü bu. Buna yaklaşan ürünler var mı? Var bence. Mesela Apio markasının bu Juicy Pink bronzer'ı. Bronzer diye geçiyor ama bence soğuk alt tonlu bir kontür ürünü bu. Buna da bakılabilir. Charlotte Tilbury markasının Contour Wand ürününde geçen sene deneme şansım oldu. Bu da çok başarılı bir kontür ürünüymüş. Bir tık daha zor da oluyor bence Fenty'ye göre. Ama yine çok başarılı bir ürün. Çok pigmentli bir ürün. Çok fazla kullanmanız gerekmiyor. Bunu da çok severek kullandım. Uygun fiyatlı olarak da Rival Lovesme'nin Contour City bence çok başarılı gerçekten. Kremsi ve çok güzel dağılan bir yapısı var. Bunu da çok başarılı buldum. Bu diğerlerine göre birazcık daha sıcak kalıyor ama genel skalaya göre soğuk alt tonlu kalıyor diyebilirim. O yüzden buna da bakabilirsiniz kesinlikle. Benim çok çok sevdiğim, çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Hatta şimdi bunu uygulayalım. Şöyle burun ucuna da birazcık yapacağım kontürü. Şimdi kremalıklara geçebiliriz arkadaşlar. Kremalıklar konusunda gerçekten kafam çok karıştı. O kadar çok beğendiğim ürün var ki. Pahalı olanlarla başlayayım öncelikle. Hani çünkü hani özellikle Sephora'dan ne alayım diye bana çok fazla sorun oluyor, inanır mısınız? Bu fiyatlara rağmen yani. Favorilerimi göstereyim size. Öncelikle Huda Beauty'nin Chic Tint ürünleri arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok başarılı. Yani böyle müthiş güzel, nemli nemli duran, ciltle çok güzel bütünleşen. Süngerle sürebiliyorsunuz, çayla sürebiliyorsunuz, ellerinizle sürebiliyorsunuz. Her şekilde çok güzel duruyor. Gerçekten bence renkleri de çok başarılı. Bu Rebel Red, bu da Proud Pink renkleri. Bu şekilde. Yine bu sene keşfettiğim Nude Stick ürünleri arkadaşlar. Bunlar gerçekten övüldüğü kadar varmış. Ben çok abartıldığını düşünüyorum açıkçası. Bütün takip ettiğim makyaj artistlerinde görüyorum ben bu ürünleri. Fakat hani ne kadar iyi olabilir ki diyordum. Gerçekten. Gerçekten çok iyiler arkadaşlar. Dedikleri kadar varmış yani. Muhteşem bir formülasyonu var bu ürünlerin. Ve bütün yüze kullanabiliyorsunuz. Yani allık, dudak ürünü veya işte krem far olarak bile kullanabilirsiniz. Muhteşem renkler çalışılmış. Hani başka hiçbir markada görmediğim çok enteresan, çok güzel ara tonlar var çünkü bu markada özellikle. Kesinlikle bir bakın diyebilirim. Bende yine iki renk var. Şöyle elimde göstereceğim. Bareback, şu da Beach Babe. Gördüğünüz gibi böyle ara tonlar oldukları için hani bütün yüze kullanılabilecek çok güzel renkler çalışmışlar yani. Fenty Beauty'nin krem aldıklarını da ben bu sene keşfettim. Yine iki renk var bende. İkisini de göstereceğim. Çok güzel renkleri var bence bu markanın. Bu ürün diğer ikisine göre daha az pigmentli. Daha böyle şeffaf yapıda. Ciltte gerçekten çok güzel duruyor. Şu Fuego Flush. Bu da Cool Berry. Turuncu olan renk sizi korkutmasın. Bu kadar yoğun sürmüyorsunuz çünkü. Cildim böyle çok güzel güneşten yanmış efekti veriyor. Bu özellikle onun için kullanıyorum. Yani yazın çok fazla kullandım bu ürünü özellikle. Cool Berry de böyle koyu renk rujlarla muhteşem oluyor. Çok güzel bir ikili oluyor. Orta fiyatlı iki tane ürün var. Hani diğerleri kadar pahalı değil. Daha orta fiyatlı. Bir tanesi Kiko'nun bu 04 numaralı cat pembe. Fakat dağıttığınızda o kadar güzel duruyor ki hatta bunu kullanacağım şimdi. Dünyanın en güzel pembe aldıklarından bir tanesi. Bence çok başarılı bir pembe aldık yani. Bu da Zara'nın Colorstick ürünlerinden Truth rengi. Bu da muhteşem bir gül kurusu rengi yani.
Gerçekten bunları da çok severek kullandım ben. Bunu da böyle hem göze, dudağa, yana, her yere sürebiliyorsunuz. Çok başarılı gerçekten. Şimdi uygun fiyatlı ürünlerden de çok fazla favorim var. O yüzden şöyle kısaca göstereceğim. Öncelikle Pastel'in bu cream blush'ları gerçekten çok başarılı. Bende 4 rengi var. 4 rengini de bayıla bayıla kullanıyorum. Hatta bazıları, bazı ünlü markaların muadilleri bence. Onları da böyle kısa videolar halinde paylaşacağım sizinle. Piyasadaki en güzel krem aldıklarım başında geliyor. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Liked markasının şu minik stick aldığı da çok başarılı. Dusty Pink bendeki rengi. Muhteşem bir gül kurusu rengi bu da. Golden Rose markasının Glow Stick blusherlarından 02 Dusty Rose rengi. Bu da bir sürü cilt tipine uyabilecek. Çok güzel bir aroton bence. Ve bunun böyle bayağı parlak, nemli bir bitişi var. Birçok insan çok seviyor gerçekten. Yağlı ciltliyseniz bu ürünler size göre olmayabilir. Yine aynı stick formda Rival Larsmin'in blush stickleri de çok başarılı. Kanalda başka makyaj videolarında göstermiştim zaten. Likit aldık olarak da böyle daha kırmızı iki tane renk var elimde. Bir Beauty Girl markasının likit aldığı. Bir de Beauty markasının blush it. Ruby Red rengi. Bunlar daha kırmızı kırmızı duruyorlar. Gerçekten cildiniz böyle soğuktan kızarmış efektini çok güzel veren ürünler bunlar. Golden Rose'un Lip and Blush Velvet Touch likit alıyor. Bu da mesela yağlı ciltlilere daha uygun olabilir. Bu birazcık daha mat yapıda. Bu sene denediğim en fazla pigmentasyona sahip ürün de bu. Makeup Academy'nin Blushed Liquid Cream Blush ürünü. Razorberry rengi bendeki. Yani şöyle göstereyim, şoka gireceksiniz. Böyle yani şöyle minicik bir miktar kullanmanız yeterli. Çünkü inanamayacaksınız yani pigmentine. Gerçekten hem muhteşem bir renk bence, hem de çok pigmentli, çok az bir miktar kullanmanız yeterli oluyor. Hem de kalıcılığı gayet başarılı, onu söyleyebilirim. Gönlümü çalan bir başka aldıkla devam edeceğim şimdi. Light markasının bu cream blush'larından Pink Dream rengi arkadaşlar. Bu böyle hafif ışıltılı, çok güzel bir açık pembe aldık. Bunu böyle bütün yanak kısmına geçeceğim şimdi. Şu tarz bir açılı fırça kullanıyorum. Bu mesela çok pigmentli bir allık değil ama öyle olması da benim hoşuma gidiyor. Hani böyle birazcık bol keseden uygulayabiliyorum çünkü. Ve daha kolay kontrol ediliyor bence daha az pigmentli olunca. Hani krem allıktan korkan kişiler için süper bence. Bu bence hani açık tenlilere daha uygun olur. Pigmentli olmadığı için belki esmer tenlerde çok kendini belli etmeyebilir. Onun da uyarısını yapmış olayım. O zaman burada gösterdiğim daha pigmentli ürünler daha uygun olur size. Şimdi Kiko'nun bu pembe allığını alıyoruz. Şöyle fırçama birazcık alacağım ve daha böyle yoğun bir alana uygulayacağım bunu. Hem gözün altına doğru hem de yanağın ortasına doğru. Videonun başında söylemeyi unuttum galiba. Bu Melex'in makyaj trendi çok moda oldu TikTok'ta. Bir sürü insanın yaptığını da gördüm. Ben de denemek istedim. Geçen akşam denedim. Benim bildiğim kadarıyla Çinli kızların çıkardığı bir trend bu. Ama Korelilerin de çok fazla yaptığını gördüğümüz makyajlardan bir tanesi aslında. Böyle biraz hani oyuncak bebek gibi bir görünüm sağlıyor. Birkaç tane örnek de ekrana koyarım. Hani onlardan ilham aldığımız bir makyaj gibi düşünebilirsiniz bunu. Birebir aynısını yapmaya çalışmıyorum. Benzer bir şey yapıyoruz yani. Şimdi pudraya gelebiliriz artık. Bu sene en beğendiğim pahalı pudrayı göstereceğim size. Huda Beauty'yi çok beğendim. Onu bitirdim. Çok başarılı bir pudra gerçekten. Yani gözenekleri çok güzel, böyle gizleyen harika bir pudra ve çok böyle kuru kuru durmuyor. Onu çok beğenmiştim. Bir de Givenchy'nin bu pudrası çok meşhur oldu. Bu da TikTok'ta, Instagram'da her yerde gördüm bu ürünü. 03 numarası bendeki. Bu pembe tonlu olan. Şöyle görebilirsiniz. Hafif pembe bir rengi var. Buna muadil olarak da Revolution'un Light Pink Satin Powder'ını göstermiştim. Bunun da hafif pembe bir rengi var. Ve bu da çok güzel gözenek gizliyor aslında. İkisinin arasındaki en büyük farklılık bence bunun içerisinde biraz böyle ışırtılar var. Ve o ışırtılar belli oluyor. Çok yoğun ışıkta belli oluyor ama. Ve bence güzel duruyor gerçekten. Şimdi ben bunu uygulayacağım. Daha önceki bir sürü videomda bunu uygulamıştım, görmüştünüz. Bunun üstüne döküyorum. Ve en büyük farklılık bence ben bu sene pudraları şu pufla uygulamaya başladım. Gerçekten çok fark ettiriyor. Hem makyaj daha iyi oturuyor cilde. Çok daha iyi bir şekilde sabitlediğimi fark ettim bu şekilde. Ve çok daha doğal bir şekilde sabitleniyor bence. Şöyle elime fazlasını alıyorum. Hani pufta çok fazla ürün olmaması için. Şöyle parlamasını istemediğim yerlere sürüyorum. Mesela buraları boş bırakıyorum.
beğendiğim bir pudradan daha bahsedeceğim bu arada, Revolution. Çünkü stokta bulamıyor çoğu kişi. Bunu da çok severek kullandım aslında. Revolution Pro'nun CC Perfecting Press Powder ürünü. Yine gösterdiğim yöntemle uygulayabilirsiniz aslında. Çok güzel duruyor gerçekten. Ve bunun da böyle hani flashback yapma özelliği yok. O yüzden çok severek kullandım aslında. Buna da bakabilirsiniz bence diye düşünüyorum. Çünkü Revolution çok rahat bulunmuyor bildiğim kadarıyla. Şimdi kaş ürünlerine geçersek, kaş kalemi olarak 3 tane favorim var. Anisha'nın kalemlerine ben bayıldım arkadaşlar. Gerçekten yani muhteşem kalemler ve Huda Beauty'nin kalemlerine muadiller bence. Aynı güzel yapıda, aynı incelikte. Huda Beauty'yi çok seviyorsanız bunlara da bakabilirsiniz diye düşünüyorum. İki rengi bitirip yenilerini almıştım. 01 ve 02 rengi bana en iyi olan renkler bunlar. Keko'nun bu kaş kalemi de çok başarılı bence. Bunu da çok severek kullandım hatta. Yani bayağı bir kullandım, daha uzundu bu. Sadece açmak gerekiyor. O biraz sıkıntı oluyor. Seyahatlerde falan yanıma çok fazla götürmedim o yüzden. Bu da son keşfim. Şimdi bunu kullanacağım hatta. Essence markasının Macro Precise. Bu da gerçekten incecik. Şimdi bunu uygulayalım hatta. Normalde ben kaşlarımı birazcık daha kavisli dolduruyorum ama bu makyaj için birazcık daha düz dolduracağım. Yani şuradaki kavisi yok ediyorum hatta, dümdüz gelsin diye. Kamerada maalesef odaklama problemi var arkadaşlar. Arada sırada odak kayıyorsa kusura bakmayın lütfen. Yeni bir kamera alacağım. Kredi kartımı kaybettim. Yenisinin gelmesini bekliyorum. O gelsin, yeni bir kamera alacağım. Görüntü kalitesi bir sonraki videoya bayağı bir düzelmiş olur diye düşünüyorum. Kaş maskarası olarak Anastasia'nın Brow Freeze kaş maskarasını ben çok başarılı buldum gerçekten. Pahalı bir ürün ama gerçekten böyle kaşları sertleştirmeden uzun süre yukarı doğru kalkıp kalmasını sağlıyor. Çok çok başarılı bulduğum bir ürün. I Am Annie markasının da bu kaş maskarasını çok fazla kullandım. Özellikle kaşlarımın da rengini böyle daha sıcak yapmak için kullandığım bir üründü bu. Yani kaşların rengini değiştiriyor bu. Onu söyleyeyim. Bunu herkes sevmeyecektir. NYX'in Take It, Stick It maskarası da çok güzel. Fakat tam fiyatını hak etmiyor bence. İndirimlerde bakın derim. Böyle kaşları daha hacimli gösteriyor. Yani iki katına çıkarıyor kaş volümünü bence. Çok seyrek kaşlarınız varsa seversiniz. Çok yoğun kaşlarınız varsa sevmezsiniz. Onun da uyarısını yapmış olayım. Ve Anisha'nın yeni çıkarmış olduğu bu kaş maskarasını ben çok başarılı buldum gerçekten. Şöyle üstünü açtığınız zaman iki tane fırçası var. Şöyle çevirdiğiniz zaman da içinden maskarası çıkıyor. Biraz beyaz gelmişti bana en başta ama dikkatli sürerseniz gerçekten hem sabitliyor hem de bu da kaşa yoğunluk veriyor bence, hacim veriyor yani. Sadece dikkatli sürmeniz lazım. Yani çok fazla sürmeyin ve iyice dağıtın bence. Bu şekilde beyazlık bırakmıyor. Şimdi dünkü videoda ben lens takmıştım aslında. Kore'den aldığım bir lensti bu. Şöyle rengini göstereyim. Mist Green rengi. Kendi göz rengimden çok farklı değil. Sadece daha böyle belirgin olmasını sağlıyor diyebilirim. Göz makyajına geçmeden takalım istedim. Bu arada ben lensleri çok uzun süre tolere edemiyorum. Maksimum 2 saat falan tolere edebiliyorum. O yüzden videonun başında takmadım arkadaşlar. Çünkü gözlerimde kuruluk yaratıyor lensler. Fazla uzun süre takamıyorum yani. Şimdi göz makyajına geçmeden önce bir tane daha kontür ürünü kullanacağım. Bunu ben Zara'dan almıştım. Zara videosundan hatırlarsanız. Yani muhteşem bir kontür rengi olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok pigmentli. O yüzden çok fazla kullanmamaya çalışın. Fakat gerçekten çok güzel duruyor. Bronzer diye geçtiğinde de kanmayın bence. Bronzer'dan ziyade kontür rengi olarak kullanabilirsiniz bence bunu. Şimdi paletlere gelelim. Arkadaşlar gene çok zorlandığım bir kısımdayım. Aslında uygun fiyatlı ve pahalı diye ikiye ayıracağım. Natasha Denona'nın pastel paleti ve retro glam paleti arkadaşlar. Şöyle göstereyim renklerini de. Natasha Denona'yı gerçekten çok beğeniyorum. Ya, renk hikayeleri falan çok başarılı oluyor gerçekten. Buna muadil olarak ben şu paleti göstermiştim. Revolution'ın Sugar Pie paleti. İçerisindeki parlak farlar Natasha Denona kadar başarılı değil ama benzer bir renk ailesi istiyorsanız bu palet de çok başarılı. Hatta bir gözüme bunu, diğer gözüme de bunu uyguladığım bir makyajda yapmıştım ve bir sürü renk kullanmıştım. Resmen birebir aynı olmuşlardı diyebilirim. Kanalda da olması lazım o videonun. Bakabilirsiniz. Kısa video olarak yüklemiştim. Bu kadar para vermeye gerek yok. Revolution'da çok başarılı bir palet gerçekten. En beğendiğim pastel paletler bunlar oldu bu sene.
bu glam retro paletindeki renkleri fark ettiyseniz daha fazla yeşil ağırlıklı. Daha böyle yeşil ve soğuk renkler var bu da fark ettiğiniz üzere. Bu renkler çok moda olacak bu sene, önümüzdeki sene. Özellikle yeşilleri çok fazla göreceğiz. Bir tane daha palet örneği göstereceğim size. Anastasia'nın Nouveau paletine de bakarsanız mesela bunda da çok fazla yeşiller var. Yani gri yeşiller var daha doğrusu. Soğuk alt tonlu yeşiller bunlar. Özellikle bu tarz yeşil renkler çok moda olacak. Yani bunlar da benim en beğendiğim paletler oldu. Bir tane daha pahalı bir palet göstereceğim. Bu herkese uygun değil bence. Yani herkesin seveceği türden bir palet değil. Ama ben renklerine aşık oldum diyebilirim. Sıcak gibi gözüküyor ama sizi kandırmasın. Tamamen aslında nötr bir palet bu bence. İçerisindeki şu metalik renkler muazzam. Yani başka hiçbir palette görmediğim inanılmaz renkler var. Çok güzel çalışılmış bir palet bu da. Yani çok böyle heyecansız gibi duruyor ama inanın bana. Gözünüze sürdüğünüzde inanamayacaksınız yani. Hani bana güveniyorsanız şunu söyleyebilirim. Başka hiçbir palette böyle renkler yok. İddialı konuşuyorum. Gidip bir Sephora mağazasında farlara bir dokunmanızı tavsiye ederim yani. Uygun fiyatlı paletlere gelirsek bir tane sıcak alt tonlu bir palet söyleyeceğim. Teknik markasından bu Exposed paletini ben çok severek kullandım. Eğer sıcak alt tonlu bir makyaj yapmak istiyorsam genelde elim buna gitti. Yazın daha fazla kullandım. Rengim birazcık daha döndüğü için bu tarz renkleri daha rahat kullanabildim. İçerisindeki bütün farlar başarılı diyebilirim. Eğer tamamen mat farlardan oluşan bir uygun fiyatlı palet arayışındaysanız ve soğuk alt tonlu palet arayışındaysanız bunu kesinlikle söyleyeceğim. Bu Teknik markasının Mega Mat paleti bence çok başarılı. Tamamen mat farlardan oluşuyor. Tek eksiği bence siyah far olmaması. Keşke şurada bir tane renk siyah renk olsaymış. O zaman çok kurtarıcı olurmuş gerçekten ama bu haliyle bile ben çok fazla kullandım bunu. Bir sürü makyajda kullandım. Çok kurtarıcı oldu. Çünkü çok fazla ara renk var. Ve soğuk alt tonlu hepsi. Eğer böyle soğuk alt tonlu uygun fiyatlı palet arıyorum ve mat renkler arıyorum derseniz bu aradığınız palet olabilir. Son zamanlarda elimin çok fazla gittiği Makeup Akademi'nden 3 tane paleti göstereceğim size. Bu sene farkındaysanız soğuk alt tonlu renkler çok daha moda. Sıcak renklerden çok uzaklaştık. Daha çok böyle soğuk alt tonlu renklere gidiyor hepimizin eli diye düşünüyorum. Bu Blush Nudes paleti mesela. Bu birazcık daha nötr alt tonu diyebilirim. Buradaki şu metalik farların dokusu inanılmaz. Yani fiyatına göre inanılmaz bir performansı var bence bu paletin. Pembe renk falan mesela inanılmaz güzel duruyor gözde. Böyle çok güzel şampanya renkleri falan da var. Yani bunu da bir sürü kişinin çok seveceğini düşünüyorum. Sıcak alt tonlu olmasın ama daha böyle nötr tarafa kaysın derseniz bu güzel bir seçenek olabilir. Illusionist paletini de ben çok beğendim. Bunda birazcık daha böyle gri renkler ağırlıkta ve bir tık daha koyu bir palet bu. Harika gece makyajları çıkartabileceğiniz bir palet bence ama günlük makyajda çıkartabilirsiniz rahatlıkla. Hem mat farların olması hem de metalik farların çok iyi olması gerçekten kullanım kolaylığı sağlıyor. Şu paleti de çok sevmiştim. Bu da açık tenlere uygun bence. Çünkü koyu renk yok çok fazla gördüğünüz gibi. Bu da Heavenly Neutral paleti. Ama bu ikisi arasında seçim yapmamı isterseniz kesinlikle Illusionist paleti derim. Yani bu muhteşem bir palet. Yani bu fiyata bulunmayacak bir palet. Öyle söyleyeyim. İçerisindeki metalik renkleri bir göstereyim. Metalik farlar gerçekten Natasha Denona kalitesinde diyebilirim. İnanamadım yani ben. Bu kadar iyi bir şey beklemiyordum. Gerçekten çok pigmentli, inanılmaz güzel farlar var bu palette de. Bir de bu Andromeda Skies mini paleti de çok başarılı ve farkındaysanız Natasha Denona'nın mini paletlerine benziyor. Hatta şöyle yan yana göstereyim. Bu Natasha Denona, bu da Makeup Academy. Çok benziyorlar gerçekten. Paketlemeleri çok benziyor. Ve bu formülasyon gerçekten yüksek fiyatlı ürünleri aratmıyor diyebilirim yani. Bu da çok güzel bir soğuk alt tonlu mini palet. Eğer çok fazla renk kullanmıyorum, kafam çok karışıyor, çok fazla renk olunca diyorsanız ve böyle mini palet seviyorsanız buna bakabilirsiniz diyorum. Hatta bunun başka renkleri de var. Onlara bakacağım. Çünkü Makeup Academy gerçekten beni en çok şaşırtan marka oldu bu sene. Bunu söyleyebilirim özellikle paletler konusunda. İki tane de glitter içeren palet göstereceğim uygun fiyatlı olarak. Çünkü hani biliyorsunuz ben Anishia'yı kullanıyorum genelde ama fiyatlarından şikayet eden kişiler için uygun fiyatlı iki tane de alternatif göstermek istiyorum. Bir tanesi daha böyle pastel bir palet aslında. Feather Pinks paleti. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane glitter far içeriyor diyebilirim. Yani kullanışlı olacaktır özellikle böyle glitter farlara, yeni başlayanlara da uygun bence. Uygulaması çok zor değil, kolay. Daha böyle günlük kullanılabilecek doğal renkler istiyorum derseniz de bu palet çok başarılı. Wet n Wild'ın Camo Flaunt
mini paleti. Şu ortadaki renk bayağı glitter far arkadaşlar. Böyle bütün gözünüze geçebilirsiniz. Bu kadar bronz gözüklüğüne bakmayın. Böyle durmuyor. Gözünün üstünde çok güzel duruyor. Gerçekten çok güzel parlıyor yani. Bu da çok beğendiğim uygun fiyatlı paletlerden bir tanesi. Ve renkler böyle nötr olduğu için bir sürü alt tona da uyum sağlayacaktır diye düşünüyorum yani. İki tane daha paletten bahsetsem mi bahsetmesem mi arada kaldım ama hani çok fazla gördünüz bende, o yüzden bahsetsem iyi olacak sanırım. Daha çok böyle duokrom farlar içeren paletler bunlar. Gerçi bir tanesini kendim yaptım. Tekli far olarak satılıyor bunlar. Little Cosmetics'in tekli farları, duochrom, multichrom farları. İnanılmaz farlar. Yani şöyle ekranda asla anlaşılmıyor ama birden farklı renk yansıması görürsünüz. Çok enteresan farlar ve duochrom farların çok popüler olacağını söylemiştim. NYX'te böyle bir avatar paleti çıkardı ve içerisinde duochrom farlar var. Bu da güzel bir, özellikle renkli makyaj ve duochrom far sevenler için bu da güzel bir palet olabilir diye düşünüyorum. Sadece fiyatı biraz fazla uçuk bence. Hani indirimleri bekleyebilirsiniz eğer bu tarz farlara merakınız varsa diye düşünüyorum. Şimdi ben bu paleti alıyorum arkadaşlar. Şu açık rengi. Şöyle kaş altına geçeceğim bunu. Şimdi birazcık daha küçük bir fırça alıyorum ve şu pembe rengi alacağım. Onu da bütün göz kapağına geçeceğim. Şöyle gözün altına da geçiyorum. Şu pembe rengi de şöyle gözün üstüne geçeceğim. Make Up Forever'dan Artist Pencil Endless Cocoa rengini alacağım. Hem yüze hem göze hem dudağa her yere kullanabiliyorsunuz. Şu gözün altındaki çizgiyi birazcık daha belirginleştiriyoruz. Şöyle bir renk alacağım şimdi. Bununla da kalemi sabitleyeceğim. Eyeliner olarak da Physicians Formula'nın bu eyelinerini çekmiştim. Benim en başarılı bulduğum eyelinerlerin başında geliyor. Hani bundan daha iyi bir şey denemedim. Pahalı olanlar da bundan daha iyi değil. O yüzden bunu kullanacağım şimdi. Bu eyeliner'ı yumuşatacağım bu arada. Bu kadar keskin dursun istemiyorum çünkü. Şimdi bu paletteki en koyu rengi alıyorum. Bununla yumuşatacağım. Bu kadar keskin durmaması için yani. Aynı farla gözün altında birazcık belirginleştireceğim. Gözün içine de açık pembe renk bir kalem geçiyorum. Ve gözün üst kısmında içine de böyle siyah kalem geçeceğim. Akmıyor kesinlikle. O yüzden ve kirpik dibinin daha iyi belli olmasını sağlayacak. Bence kesinlikle fark ediliyor. Bu sene en severek kullandığım göz kalemlerinin başında geliyor bu Kiko'nun Lasting Prestige'in kalemleri. Gerçekten muhteşem kalemler. Bir de Florman'ın Extreme Tattoo cihaz pensillerinin hepsi var bende. Bunları da çok severek kullanıyorum. Bence renkleri gerçekten çok başarılı. Özellikle 10 numarası Dusty Pink olan harika. Daha böyle açık kare seviyorsanız 01 numarası Glitzy Brown çok güzel bir renk. Ve 05 Berry Berry rengini de ben çok seviyorum. Böyle bordomsu bir kahverengi. Harika duruyor gözlerde gerçekten. Diğer renklerini de çok seviyorum. Yeşili, moru ve böyle bakır rengi var mesela. O da harika. Florman'ın en başarılı ürünlerinden bir tanesi bence bu kalemler. Kesinlikle bütün renklerine bakabilirsiniz. Kiko'nun kalemleri daha pahalı ama bunlar da asla akmıyor ve kalıcı göz kalemleri. Özellikle göz içine geçmek için ben onu kullanıyorum. Bu gösterdiğimi kullanıyorum dediğim gibi. Kirpiklerimi kıvırıp maskaramı da süreceğim. Sadece iki tane maskara göstereceğim. Fake It maskara bildiğiniz gibi senelerdir favorim. Değişmedi yani. Bundan daha iyisini bulamadığım için kullanmıyorum. Deniyorum bu arada. Başka maskaraları deniyorum. Asla bunun kadar iyi değiller. O yüzden macera aramıyorum açıkçası. Pahalı maskaraları da denedim bu arada. Hiçbiri bunun kadar iyi değil bence. Ya benim kirpiklerime en iyi bu uyuyor kesinlikle. Onu söyleyebilirim. Maskara bildiğiniz gibi çok kişisel ve kirpikten kirpiğe çok değişiyor. Bunu daha çok kısa ve seyrek kirpikli olan kişiler sever. Altında da bu MAC Extended Play Perm Me Up Lash. Bunu süreceğim çünkü bu akmıyor arkadaşlar. Diğerini mesela gözün altına sürmeyi çok sevmiyorum. Gözün altına geçiyor çünkü. Bir süre sonra yani. Bu çok fazla volüm vermiyor. Sadece tek tek ayırıyor ve belirginleştiriyor. Şimdi kirpik uygulamaya gelebiliriz. Ben bu kirpikleri uygulamıştım. Baronada markası. Trendyol'dan bulmuştum bunları. Linkini de aşağıya koyacağım. Anime tipi
kirpikleri yapmanızı sağlıyor bundan. Manga lashes, anime lashes diye geçiyor. Zaten bayağı da trend oldu bu. Hatta yaza doğru falan kirpiklerimi böyle yaptırmayı düşünüyorum. İpek kirpik olarak. Naşita'nın kirpik kıvırıcısını kullanacağım. Bu şeffaf ve daha hızlı kuruyor. Duo'ya göre. Duo'yu da kullanabilirsin. O bence hassas göllere daha da uygun. Naşita hassas göllere uygun olmayabilir. Birazcık yakabilir. Yani gözünüzün içine gelirse fena yakıyor gerçekten. O yüzden dikkatli olun derim. Gerçekten çok güzel duruyor. Bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim alırken. 5 tane tekli kirpik taktım. Bu tarafa da takıp geliyorum şimdi. Evet, kirpikleri de takmış olduk. Şimdi glitter uygulamasına geçebiliriz aslında. Bu iki ürünü uygulamıştım. Bir tanesi Glint'in bu aydınlatıcısı. Bayağı simli bir aydınlatıcı. Yani içerisinde full glitter var diyebilirim. Ben bunu Fenty'nin Diamond Bomb ürününe çok benzetiyorum. O da böyle çok simli bir aydınlatıcı biliyorsunuz. Çok beğeniyorlar gerçekten. Bu da benim favori glitter paletim bildiğiniz üzere. Bunu uygulayacağım o yüzden. Aydınlatmak istediğim yerlerin üzerinden geçiyorum. Bunu böyle küçük parçalı simler olarak düşünün. Daha sonra da büyük parçalı simlere geçeceğiz. Şöyle bunun üstüne birazcık çeneye ve dudağın bütün kenarlarına geçiyorum bunu. Şimdi buradaki daha büyük parçalık resimleri aldım. Onu da biraz şöyle geçeceğim. Umarım yansıması anlaşılabiliyordur. Biraz ışıkları kısıp göstermeye çalışacağım. Düşük ışıkta daha iyi anlaşılıyor çünkü. Bunların nasıl pahalı diye yani en azından. Son olarak da şöyle bir lip balm uygulamıştım aslında. Bu Givenchy'nin Rose Perfecto Liquid Balm diye geçen ürünü. 001 rengi bendeki. Bu böyle dudağın rengini alıyor. Hafif pembemsi bir renge dönüşüyor. Bu Essence gibi aslında. Şimdi Essence'i de uygulayabiliriz. Çünkü bunun da rengi değişiyor biliyorsunuz. Birazcık daha fazla parlasın diye şöyle bir gloss da geçeceğim. Dudağın ortasına da bu rengi geçiyorum çünkü çok açık dursun istemediğim için dudağım. Evet, makyajı bitirdik. Bir tık daha iyi belli oluyor sanki. Işıkları geri açtım. Videonun çok uzun olacağından korkuyorum. O yüzden burada kapatacağım videoyu ama size sözüm olsun. En sevdiğim dudak ürünleriyle işte dudak kalemleri, rujlar olsun. Bir de toz aldıklardan ve krem aydınlatıcılardan bahsedemedim. Bu videonun ikinci kısmını da çekeceğim. Merak etmeyin. Yine izlenmeyecek diye korkuyorum açıkçası. Çok uzun video da koymak istemiyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Bana önermek istediğiniz ürünler varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.